Sayın Genel Başkanımız, çok değerli konuklar, efendim konuşmalarını yapmak üzere parti örgütü, örgüt yönetimleri ve yurt dışı örgütlenmeden sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Tekin Bingöl'ü kürsüye davet ediyorum. Sayın Genel Başkanım, partimizin her kademesinde görevli çok değerli yöneticileri, sayın basın mensupları, hepinize saygılar sunuyorum. Değerli arkadaşlarım, geleceği birlikte kuruyoruz ana temalı bölge toplantılarımızın sonuncusunu Ege'nin değil, Türkiye'nin incisi, çağdaşlığın ve yurtseverliğin simgisi İzmir'imizde gerçekleştiriyoruz. Bundan önceki bölge toplantılarımızın ilkini 9 Kasım'da Ankara'da yapmıştık. Ardından Giresun, Eskişehir, Erzurum, Antalya, Diyarbakır, Adana, İstanbul ve Edirne'de yaptığımız toplantılardan sonra 10. ve son toplantımızı 1 Aralık'ta İzmir'de gerçekleştiriyoruz. Böylece 81 il örgütüyle planladığımız buluşmayı gerçekleştirmiş olacağız. Bu bölge toplantılarını 21 günlük kısa bir süre içerisinde örgütlerimizin öz verisiyle hazırladık. Ve Sayın Genel Başkanımızın gündemdeki yoğun programına rağmen tüm bölge toplantılarına özverili bir şekilde katılması bizi ve örgütlerimizi son derece mutlu etmiştir. Biz bölge toplantılarımıza gittiğimizde sadece bölge toplantısı yapmakla kalmıyoruz. Bunun yanı sıra her ilde birden fazla toplantılar yapıp sivil toplum örgütleri, sendikalar, meslek örgütleri, hatta çiftçi kardeşlerimizle buluşmalar gerçekleştirdik. Ve yine Sayın Genel Başkanımız fırsat buldukça vatandaşlarla sohbet etmeyi, kahvelerde onlarla bir araya gelmeyi de sağladı. Sayın Genel Başkan'ın bu özverili çalışması ve çalışma temposu, umut ediyorum ki seçim süresince tümümüze yol gösterici olacaktır. Değerli arkadaşlarım, düzenlediğimiz bölge toplantılarımız örgüt içi toplantılar olduğu için bu toplantılarımıza bölge kapsamındaki parti meclis üyelerimiz, Yüksek Disiplin Kurulu üyelerimiz, İl ve ilçe örgütü yöneticilerimiz, il ilçe kadın ve gençlik kollarımız, kurultay delegelerimiz, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız ile belediye meclis üyelerimiz, belde başkanlarımız ve il genel meclis üyelerimiz katılıyor. Son derece mutluyuz. Zira bugün İzmir'de olduğu gibi bütün bölge toplantılarımızda, hatta bazı bölgelerdeki olumsuz hava koşullarına ve uzun mesafelere rağmen büyük bir coşkuyla, heyecanla az önce belirttiğim bütün yöneticilerimiz çok üstün bir katılım sağladılar ve toplantılarımızın son derece verimli geçmesini sağladılar. Umut ediyor ve diliyorum ki İzmir toplantımız da aynı verimlilikte geçecek ve bu azmimiz, bu şevkimiz seçim gününe kadar devam edecek. Değerli arkadaşlarım, az sonra Sayın Genel Başkanımız basına açık ve basına kapalı bölümlerde konuşmalar yapacak. Konuşmalarında çok önemli değerlendirmeleri, tespitleri ve talimatlarını dinleyeceğiz. Ardından ilgili arkadaşlarımız seçim hukuku, bilişim, eğitim gibi konularda siz değerli katılımcılara sunumlar gerçekleştirecekler.
Ve nihayet bu toplantılarımızın temel amacı olan örgütlerle buluşup onlarla değerlendirmeler yapıp 2015 yılı genel seçimleri süresince birlikte yapacağımız çalışmaları planlayacağız. Değerli arkadaşlarım, biliyorum ki bu çalışmalar seçime kadar artarak, yoğunlaşarak devam edecek. Artık yandaşlarının dışında hiç kimsenin mutlu olmadığı Türkiye'yi AKP iktidarından kurtaracağız. Artık Ege'nin tüm gülen yüzünü tüm Türkiye'ye hakim kılacağız. Siz ey örgüt emekçileri, artık devrimci Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdasıyla ayağa kalkacaksınız. Artık Cumhuriyet sevdasıyla ayağa kalkacaksınız ve barışın, özgürlüğün, dayanışmanın, yurtseverliğin adı olan sosyal demokrat iktidarı hayata geçirmek adına ayağa kalkacaksınız. Siz değil misiniz? Parti barajın altında kaldığında hiçbir şey yüksülmeden sonuna kadar partisini bekleyen. Siz değil misiniz? 60 yıldır iktidar olmayan bu partinin bütün baskısına rağmen, zulme rağmen, işsizliğe, açsızlığa rağmen partisine terk etmeyenler. Siz değil misiniz? Yıllardır Ulu Çınar'ı bölük parçalamak isteyen her türlü oyunu, her türlü senaryoyu boşaran çıkaranlar. Günümüzde partimize karşı yeni senaryolar, yeni oyunlar AKP derin devleti tarafından tezgahlanıyor. Ama biliyoruz ki yine biz birlikte bunların tamamını boşa çıkaracağız. Ve siz mutlaka ama mutlaka inancımızla, kararlılıkla, yüreğimizi ortaya koyarak halkın partisini iktidar yapacağız. Buna sonsuz bir inançla inanıyorum arkadaşlarım. Şunu çok iyi biliyorum ki Ege'nin sıcaklığında, o sıcaklığın altında kavrulup akıttığınız teri hak etmeyenlere, emek vermeyenlere harcatmayacağız. Artık alın teri dökenlerin, emek verenlerin partisi, Cumhuriyet Halk Partisi halkın iktidarında herkesin hakkını teslim edecek. Sevgili arkadaşlarım, saflarımızı sıklaştıracağız. Bu kararlılıkla, bu inançla mutlaka ve mutlaka halkın partisini iktidar yapacağız. Ve biliyorum ki halkın umudu Kılıçdaroğlu'nu başbakan yapacağız. Dosta düşmana bir ülke nasıl yönetilirmiş göstereceğiz. Hepinize katılımınızdan dolayı yürekten teşekkür ediyorum. Sizleri bir daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun. Genel Başkan Yardımcımız Sayın Tekin Bingöl'e konuşmalarından ötürü teşekkür ediyoruz.